Efendim merhaba, iyi akşamlar. Çok şükür bir Perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri hepimizin bildiği ya da bildiğini düşündüğümüz bir zaferin kaybedenlerin tarafından yazılmış tarihi hikayesini anlatan bir kitap ile buluşturacağım. Kitabımızın adı Gelibolu. Yazarımız Alan Moorhead. Çeviri Ali Cevat Akkoyunlu. Söze yazarımızı tanıyarak başlayalım istiyorum. Avustralyalı gazeteci ve yazar, 1910 yılında Melbourne'de doğan Moorhead, Melbourne Üniversitesi Edebiyat bölümünü bitirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında İran'da, Suriye'de, Kuzey Afrika'da, İtalya'da ve Normandiya çıkarmasında savaş muhabirliği yaptı. Döndükten sonra İngiltere'de çeşitli gazetelerde çalıştı. Bunun yanı sıra biyografi, gezi ve tarih kitapları yazdı. Bugün sizlere tanıtacağım kitabı bu konuda yazılmış onlarca hatta yüzlerce eser arasında işin karşı tarafının gözüyle anlatımı açısından önemli bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Küçük bir hatırlatma da Birinci Dünya Savaşı için Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda sebebi sonradan anlaşılmaya çalışılan muamma bir şekilde Almanya'nın yanında yer aldığında İngiltere'nin deniz lordu Winston Churchill bir plan tasarladı. Çanakkale Boğazı'nı parçalamak, boğazları Rusya'ya yeniden açmak ve Türkleri hareketsiz kılmak ve yok etmek. Bir bakıma Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi değildi Osmanlı ama Osmanlı'nın parçalanması oldukça önemli bir istek haline geldi ve başarılı da oldular. 18 Mart 1915 gecesi. Bu plan neredeyse başarıya ulaşıyordu. Türkler neredeyse yenilmek üzereydiler. Ancak zayıf iletişim, müttefikleri karanlıkta bırakarak bizim galip gelmemize ve müttefiklerin çeyrek milyon kayıp vermesine mal oldu. Macera, gerilim, ıstırap ve kahramanlığın canlı bir tarihi olan Gelibolu, insan hayatındaki trajik israfı, fiziksel dehşeti ve bilinmeyen, haritasız bir arazide yetersiz araçlarla imkansız hedefler için savaşmanın yürek burkan çılgınlığını tam anlamıyla okuyucuya sunuyor. Jön Türkler Hareketi'nin Yahudi ve Mason tarafları ve Katolik İngilizlerin akıl almaz nefretlerinin hikayesi. Müttefikler eğer Çanakkale Boğazı'nı geçebilseler İstanbul'u tamamen ele geçirecek ve Osmanlı'yı savaşın dışında bırakarak Ruslara destek sağlayarak Almanları bir an evvel mağlup edeceklerdir. Biz her ne kadar Anzaklar ziyarete başlayıncaya kadar çok da önemsemediğimiz bu zaferin anıtsal tarafını onlardan öğrendik ve öncelere utanç belasına da olsa bir takım düzenlemeler yapmaya başladık. Şimdilerde biraz daha eli yüzü düzgün hale gelen bu kıymetli toprağımızda o günün hatıralarını orada gezerek yaşamadan önce belki bu kitabı okuyarak biraz daha anlamlı bir hale getirebilirsiniz. Yazar, özel mektuplar, özel ve resmi kayıtlar üzerinden dünyadaki dehşeti büyük savaşlardan birinin mağluplarının tarafından bakmaya çalışmış. Gelibolu dramının mağlup askerlerinin dramını ve çaresizliklerini sayfalarına büyük bir başarıyla sergileyen yazarın bu eseri daha sonra Gelibolu filminin de esin kaynağı oldu. İngilizlerden satın alınacak gemiler için Galata Köprüsü'nün üzerinde kurulan yardım sandıklarının ve Churchill'in gemilerini vermemesinin küçük ve anlamlı hikayesi. Almanların verdiği gemiler ise Osmanlı Bahriye Nazırı Cemal Paşa kulüpte kağıt oynarken Odessa, Sivas, Topal Rus kalelerini ateşe verir. Erişebildikleri gemileri batırır, petrol tanklarını ateşe verir. Cemal Paşa'nın haberi yoktur ama Enver Paşa meselenin tepesindedir. Aynı saatlerde Filistin çölünde Gazze'deki Osmanlı Birliği Süveyş kanalına doğru yola koyulmuştur. Sofya'da askeri ateşe olarak görev yapan, daha doğrusu sürgüne gönderilen Mustafa Kemal, savaşa girildiğini duyunca İstanbul'dan görev ister. Ama cevap gelmez. Görevinden ayrılıp kaçak yollardan İstanbul'a gelmeyi planlar ve tam o sırada dönme emri gelir ve Gelibolu'nun ucundaki Tekirdağ'a atanır. Kader ağlarını örmektedir. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı sırasında tuttuğu günlük ise onun komutanlığı, olaylara serin kanlı yaklaşımı ve meselelerin üzerinden nasıl geldiği konusunda ciddi ipuçları verir. Merak edenler için gerisi kitapta. Bu akşamlık da bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.